Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle akran zorbalığı üzerine konuşalım istiyorum. Ne çok duyuyoruz değil mi son zamanlarda akran zorbalığı tabirini? Bazılarınız diyebilir ki evvel böyle şeyler yok idi. Hem haklılar hem haksızlar. Büyük ihtimalle evvelden de akran zorbalığı vardı. Ama son zamanlarda eğitim yaşının çok uzaması, anaokulu, ana sınıfı uygulamaların yaygınlaşması ve ilkokul sonrası eğitim mecburiyeti olması akran zorbalığını daha görünür hale getirdi. Eskiden en fazla çoğumuz ilkokulda eğitimimizi tamamlardık. Ve mahalle arasında büyüyüp giderdik. Şimdi öyle değil. Akran zorbalığı diye daha okulda yaşanan olaylara deniyor arkadaşlar. Okul dediğim anaokuluyla, ana sınıfıyla birlikte başlıyor elbette. Ve her yaş döneminin kendine özgü akran zorbalığı tipleri tarif ediliyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise. Okullarda bir ya da birkaç kişinin daha üstün ve güçlü konumdaki diğer çocuğa ya da çocuklara uyguladığı zorbalık biçimleri anlatılmaya çalışılıyor akran zorbalığıyla. Söylediğim gibi her yaş grubunda bunun değişik tipleri olabiliyor. Sevgili arkadaşlar, akran zorbalığı bence çocuğa bakışımızla çok alakalı. İnsan yavrusu, çocuk elbette özgür bir ortamda yetişmeli. Bu tartışmasızdır. Kendi yeteneklerini, kabiliyetlerini başka türlü ortaya çıkartamaz. Serpilip gelişemez çocuğumuz. Ama çocuk öyle bir varlıktır ki yine aynı zamanda ona dur diyen birisi olmalı. Çünkü sınırlarını bilemez. Sanıyorum son zamanlarda gerek ebeveynin, gerek toplumun, gerek okulun bu dur komutunu kullanmasında eksiklikler yaşanıyor. Evvelden de yanlış kullanılıyordu. Ama şimdi eksik kullanılıyor ya da hiç kullanılmıyor. Öyle olunca çocuk gücünü nerede durdurması gerektiğini bilemiyor. Zaten bilmiyor. Gücünün sınırlarını sınamak istiyor hep. Ama dur diyen olmayınca da problemler başlıyor, karşımıza akran zorbalığı çıkıyor diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de benim üzüldüğüm noktalardan birisi çok iyi işler yapan kişiler ve kurumlar olduğu halde onların emeklerinin bir türlü tam olarak değerlendirilmemesi ve hak ettikleri alkışı alamamalarıdır. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Akran zorbalığı konuşuyoruz. Burada benim konuşmam aslında çok da gerekli değil. Çünkü konuşması gerekenler konuşmuş arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesine girmenizi tavsiye ederim. Orada Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün akran zorbalığı diye hazırladığı öyle bir bölüm var ki müthiş. İsterseniz teorik bilgiyi sonuna kadar alabiliyorsunuz. Öğretmenlerimizin yararlanabileceği broşürler var. Velilerimizin yararlanabileceği broşürler var. Bütün anlatılar çocuğun yaş grubuna göre ayarlanmış. Okul öncesi var, ilkokul var, ortaokul var, lise var. Bununla ilgili sunumlar var. Gene aynı yaş gruplarına göre veli sunumları var. Hangi yaş grubundaki çocuğunuzda akran zorbalığına maruz kaldığını ya da uyguladığını anlayabilirsiniz ve neler yapmanız gerekir ince ince anlatılmış. Buradan alkışlarımı gönderiyorum. Çok takdirlerimi bildiriyorum onlara. Farkındalık programları var, psikoeğitim programları var. İyi arkadaş ilişkileri geliştirmesi için, akran zorbalığından korunması için ne yapması gerektiğiyle ilgili öneriler var. Akran zorbalığına maruz kalan velilerin, çocukların velilerine ne yapması gerektiğiyle ilgili bölümler var. Daha da güzeli hikaye kitapları var. Çocuklar akran zorbalığını dile getiremiyorlarsa hikaye kitapları aracılığıyla gene yaş gruplarına özgü olarak o hikaye kitaplarını okuyabiliyorlar ve orada belki konuşmalarına fırsat hazırlanabiliyor. Bu siteyi ısrarla öneriyorum arkadaşlar. Yani akran zorbalığı soruları için ayrıca sosyal medyada, internette profesyonellere sormanıza lüzum yok. Hepsi burada var çünkü. Sevgili öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz, lütfen bu siteye bakın, bu siteyi yaygınlaştırın. O siteden aldığım bilgilerle bitirmeme müsaade edin. Zorbalık yapan öğrencilerin özellikleri nelerdir bölümünü oradan birlikte bakalım arkadaşlar. Akran zorbalığı yapan, maruz kalan değil, yapan öğrenciler kimlerdir? Bu öğrencilerin özellikleri şunlar: başkalarını yönetmeyi sevme, başkaları üzerinde egemenlik kurmayı ve güçlü olmayı isteme. Çocukta bu özellik görülüyor. Başkalarının duygularına karşı duyarsız olma ve düşük empati becerisine sahip olma. Vicdan, utanç ve pişmanlık duygularının olmaması. Yani çocuklarda bu özellikler varsa bu akran zorbalığı uygulayabilir diye hem velimiz, hem yöneticimiz, hem öğretmenimiz, hem PDR uzmanımız endişelenmeli. Şiddete karşı olumlu bir tutuma sahip olma, saldırganca davranmaktan gurur duyma, problem çözerken saldırgan çözüm yolları kullanma, düşük özdenetim becerilerine sahip olma, öfke kontrolünde problem yaşama, farklılıklara karşı tahammülsüz olma, düşünmeden tepkisel ve aceleci davranma, çabuk sinirlenme, yalan söylemeye ve hile yapmaya eğilim gösterme. Bu özellikler zaten birbirini takip eden özellikler. Bu özellikleri gösteren çocuklarımıza demek ki akran zorbalığı açısından daha dikkatli bakacağız. Peki zorbalığa maruz kalan öğrencilerin özellikleri neler? Kendine güveninin ve benlik saygısının düşük olması, kendini hep başarısız, beceriksiz olarak tanımlaması, pasif, utangaç, çekingen, içe kapanık olma, itaatkar ve boyun eğici kişilik özelliklerine sahip olma, arkadaş ortamında çoğunlukla endişeli, kaygılı ve güvensiz davranışlar sergileme, hiç arkadaşı olmaması veya çok az arkadaşa sahip olma, arkadaş ortamında az popüler olma, iletişim ve sorun çözme becerilerinin zayıf olması, zorbalığa uğradıktan sonra ağlama ve geri çekilme tepkisi verme, farklı fiziksel özelliklere sahip olma, yani daha kısa boylu olma, gözlük takma, diş teli takma gibi, dezavantajlı gruplara dahil olma, zihinsel ve fiziksel engelin olması, dil ve aksan farkının olması. Sevgili arkadaşlar, peki akran zorbalığı gösteren ailelerin özellikleri neler? Gene bu siteden çok etraflıca bunu da öğrenmemiz mümkün. İlgi, sevgi ve sıcaklıktan yoksun bir aile ortamı, ebeveynlerin çocuklarına karşı cezalandırıcı, düşmanca ve kötüleyici davranması, ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimin zayıf ve yetersiz olması, ebeveynlerin çocuğu yetersiz denetim ve gözetimi, ebeveynler arası çatışma veya huzursuzluk, düşük evlilik doyumu, fiziksel veya duygusal istismar, otoriter ebeveynlik, ebeveynlerin evde fiziksel güce dayalı disiplin teknikleri kullanması, saldırgan davranışların ebeveynler tarafından hoşgörüyle karşılanması, ebeveynlerin çevrelerindeki diğer kişilere karşı saldırganca davranışlar sergilemesi, farklı aile yapısına sahip olma, tek ebeveynli olma, anne baba dışında farklı yetişkinlerle yaşamak zorunda kalma, çocuğun abi, abla, kardeşler tarafından zorbalığa maruz kalması veya kardeşlerine zorbalık yapması. Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin ailesel özellikleri neler? Maruz kalan çocukların, aşırı koruyucu ve kollayıcı ebeveynler, özellikle annelerin çocuklarına yaşından daha küçükmüş gibi davranma eğilimi, anne ile çok yoğun duygusal ilişki kurulması, baba ile çok uzak, mesafeli ve olumsuz bir ilişki yaşanması. Sevgili arkadaşlar, hem akran zorbalığı yapan hem de buna maruz kalan öğrencilerin de ortak iki özelliği var. O da şu: aile içinde şiddet ve baskı, ebeveynlerin ilgisiz ve tutarsız davranışlarda bulunması. Kendi adıma bu siteyi çalıştığımda, bu sitedeki yazılanları öğrendiğimde şöyle bir sonuç çıkardım arkadaşlar. Akran zorbalığına maruz kalan ya da akran zorbalığı uygulayan bir çocuk hem kendisi için, hem aile için, hem okul için çok uyarıcı. Böyle bir çocuğu olan aile ve okul yöneticileri oturup kendilerini de gözden geçirmeliler. Sizi tekrar bu siteyi okumaya davet ediyorum. Siz de benim gibi birçok sorunuzun cevabını orada bulacaksınız. Hoşça kalın.